Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 22 Ağustos'a kadar Güneş Aslan burcunda parlıyor. Bu ay Aslan burcunda bir yeni ayımız var. Kova burcunda da bu yazın ikinci dolunayı meydana gelecek. Ağustos'un ilk haftası özellikle Güneş Satürn karşıtlığı, Güneş Uranüs karesi ayın 1'i ile 7'si arasında biraz daha gerilimli enerjiler verebilir. Genel olarak bunlar kişiselden ziyade daha çok toplumsal konularla da ilgili olabilir. Güneş Aslan burcunda sizin 9. evinizde ve Kova burcundaki Satürn 3. evinizde Güneş Satürn karşıtlığı özellikle 2 Ağustos. Hani bir gün öncesi, bir gün sonrası, 1-3 Ağustos arası da tabii ki etkinleşebilir. Biraz hani yakın çevreniz, akrabalar, kardeşler, komşular, onlarla ilgili konularda kısıtlayıcı ve biraz belki zorlayıcı enerjiler oluşturabilir. Seyahatler konusunda engeller karşınıza çıkarabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. 6-7 Ağustos ise Güneş'te Uranüs arasında bir kare açı etkinleşecek. Bu da özellikle yurt dışı, seyahatler, uluslararası konular, iş ve mesleğiniz, hukuksal konularda bazı sürpriz gelişmeler ortaya çıkarabilir. Toplumsal konular daha çok devrede dedik. İşte özgürlükler, evrensel konular, insan hakları, eşitlik, hak hukuk arayışları, bilimsel alanlarda teknolojiyle ilgili gelişmeler, yenilikler, yeni keşifler, uzay, astronomi gibi konular daha dikkat çekici olabilir bu dönemlerde özellikle. Bunların bize az veya çok bazı yansımaları olabilir. 8 Ağustos sonrası artık enerjiler biraz daha rahatlamaya başlıyor. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin için keyifli bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili yaylar. Özellikle Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz 16 derece ve yakınlarındaysa bireysel tesirleri çok daha güçlü olabilir sizin adınıza. Evet, bu yeni ay güzel bir seyahat, bir tatil getirebilir size. Özellikle uzun yolculuklar, uluslararası konular, yurt dışı konular yeni ayla beraber devrede olabilir. Aslan burcunda doğacak yeni ayla beraber özellikle uluslararası, yurt dışı alandaki bazı planlarınız da gündemde olabilir. Örneğin eğitim, akademik konularda bazı kararlar verebilirsiniz. Belki bazı olasılıklar, fırsatlar gündeme gelebilir, yolculuklar olabilir, tatil planları olabilir. Yurt dışı ile uluslararası alanlarda yapılacak işler, ticari bağlantılar, ticari özellikle belki online işler, dijital alanlarda yapılacak işler, medya, basın ve benzeri alanlardaki bazı faaliyetler. Tüm bu olasılıkları bu Aslan yeni ayı gündeminize taşıyabilir sevgili yaylar. Özellikle ayın 8'inden ayın 22'sine kadar olan 2 haftalık süreç içerisinde yeni ay gündemleri de kendini hissettirmeye devam edecek. Ay boyunca Mars Başak Burcu'nda, ayın 11'inden itibaren Merkür de Başak Burcu'na geçiyor. Venüs ayın ilk yarısında zaten Başak Burcu'nda. Yani 10. ev konularınız çok aktif bu ay. Öğrenciyseniz eğitiminiz ve geleceğinizle ve kariyerinizi şekillendirebilecek bazı çabalar. Yine iş konuları, kariyer konularındaki çalışmalarınız ve bununla bağlantılı yine yolculuklar, belki işle ilgili bazı eğitimler ya da uluslararası bazı bağlantılar. Tüm buralarda enerji harcıyorsunuz. Efor sarf ediyorsunuz. Biraz detaylar öne çıkıyor. Biraz düzenlemeler var. Aşırı derecede belki iş yoğunluğunuzun zaman zaman sizi çok yorabileceği de bir dönemdesiniz aslında. Bu ay ayın ikinci yarısından itibaren iş konularındaki çalışmalarınız, çabalarınız öne çıkabilir. Ayın 17'si, 18'i, 19'u bugünler çok verimli. Yaptığınız çalışmaların başarılı geri dönüşleri olabilir. Mesleğinizle ilgili konularda, kariyer hayatınızda da gerçekten bazı hedeflerinize sizi ulaştırabilecek kapılar açılabilir. Bazı fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz veya o çabalarınızın karşılıklarını alabilirsiniz. Ayın 16'sında Venüs Terazi Burcu'na geçecek. Venüs Terazi Burcu'nda kendi burcu olduğu için çok verimlidir. Hem hayatın genel konforu, hem ilişkilerdeki alacağımız verim, maddi konulardaki beklentilerimizi bile olumlu bir şekilde destekleyebilir Venüs Terazi Burcu'nda. Sizin 11. evinizde olacağı için yine şanslı ve bereketli bir alandır. Hem özel hayatınızı desteklerken hem de kariyerdeki çalışmalarınızın maddi getirileri, kazançları anlamında da Venüs'ün destekleri ayın
16'sından itibaren güçlenmeye başlayacak. Yani bu durumda parasal rahatlamaları ayın ikinci yarısında daha fazla bekleyebilirsiniz. 22 Ağustos'ta Kova burcunun 29 derecesinde dolunay var. Bu yaz iki tane kova dolunayı yaşıyoruz. Temmuz'un 24'ünde 1 derece Kova burcunda meydana gelmişti. Şimdi 29 derece Kova burcunda meydana geliyor dolunay. Aslında Temmuz ayındaki dolunayla da bağlantılı olduğunu söyleyebilirim. Sabit burçların son dereceleri etki aldığı gibi değişken burçların ilk dereceleri de etkileniyor. Siz de bir değişken burçsunuz. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa bu dolunayın tesirleri bireysel olarak sizin adınıza çok daha önemli olabilir. Sabit burçların son derecelerinde yine kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa etki alabilirsiniz. Kova dolunayıyla beraber bazı önemli fikirlerinizin, düşüncelerinizin netleştiğini veya bazı fikir değişikliklerine yol açtığını söyleyebiliriz. Yani hayata bakışınız, iş konularında ya da eğitim konularında bazı beklentileriniz var. Temmuz ayında bunlar başlamış olabilir bu konular. Ya da bunlarla ilgili belki ilk döngüler Temmuz ayında daha çok gündeminizdeydi. Şimdi artık bir sonlanma, bir belirsizliklerin netleşmesi, belki daha kesin bazı kararların verilmesi mümkün. Örneğin eğitim hayatınızda tercihlerinizle ilgili belki kesinleşmeler olabilir. Sizinle ilgili olabilir, aile veya çocuklarla da ilgili olabilir. Ya da bir seyahat yapacaksınız, işte bu seyahatteki tercihlerinizle ilgili olabilir. Eğitiminizle ilgili olduğu gibi ticari hayatınızla da ilgili bazı konular netleşebilir. Kardeş ilişkileri, yakın çevre, komşular, akrabalar, onlarla da ilgili bazı gündemler yine yoğun bir şekilde bu dolunayda söz konusu olabilir ama bu dolunayın kendi içerisinde böyle bir tamamlanma, bir sonlanma, yeni bir şeye başlama gibi de önemli bir etkisi var. Bu şekilde gündemlerimiz hızlanabilir. 22'sinde hemen dolunayın ardından Güneş Başak Burcu'nda parlamaya başlayacak artık. Güneş Başak Burcu'nda kariyer alanınızda parlamaya başlıyor. Ayın son günleri yine iş konuları, işte kariyer hedefleriniz, buralardaki sorumluluk alanlarınız öne çıkıyor. Eylül'de böyle bir ay, Eylül'de de Başak yeni ayı olacak. Kariyeriniz, iş konularınızla ilgili bazı yeni olasılıkları gündeme taşıyabilir. Yeni kararlar verebilirsiniz. Belki Ağustos'un son günleri de bu süreçler kendini hissettirmeye başlayacak sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.